Evet efendim, cendere. Neden cendere? Evet. Şimdi ben COVID hastalığından çıktım ve bu ilk programım. Ve benim gibi milyonlarca bu hastalığı yaşayan insanın en çok yaptığı şikayet nefes almakta sorun yaşıyoruz. Hani doktora bile dün her şey olduğunda insan şurasında bir şey hissediyor. Fakat sanki bence bu dönemin bir tür açıklayıcı şeyi haline geldi nefes almak. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahinin, bir polisin dizinini ona basarak yükseldiği bir görüntünün altındaki söz nefes alamıyorumdu. Ve biz Türkiye'de adını koyamasak da bir şöyle bir ruh halinin olduğunu hemen hemen herkese çıksak şu programdan, iTunes'da konuşsak, sizinle konuşsak geçiyorum. Esnafla konuşsak, sokaktaki kadınlarla konuşsak, eğitim, üniversiteden herkesin aşağı yukarı bu nefes alamama halini, sıkışma halini yaşadığımızı gördük. Bu bir. İkincisi, bizim bir önceki kitabımızın adı Metastas'tı. Metastas neydi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca çıkıp FETÖ dönemine kanser diyordu ki bence doğru bir tanım. Nihayetinde FETÖ bir bünyeye girmiş ve bünyenin içerisinde onun ürünü ama ondan ayrı davranan bir tür hücre topluluğu olarak bütün enerjisini kullanan bir unsur olarak kanserdi. Ve sonrasında FETÖ gittikten sonra yerlerine ne gelmesi beklenir? Sağlıklı bir bünyenin organlarının oluşması beklenirken kanserli hücreyi yendiğiniz zaman nasıl başka bir organda aynı hücreler metastas yapıyor, yani kanserli hücreler birikiyor? Türkiye'de de öyle bir dönemin oluştuğunu anlatmak için metastas demiştik. Ne olmuştu hatırlayın? FETÖ gitmişti ama FETÖ dediğimiz şey aslında uzun yıllar 2014'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaat olarak kabul edilen ve kendisine İslami cemaat olma kimliğini örtü olarak kullanmış bir yapıydı. Ama bu giderken yerine laiklik, liyakat vesaire gibi değerler yerine başka cemaatler, başka tarikatlar, yargının bunlar tarafından parsellendiği, bürokrasinin bunlar tarafından parsellendiği bir yapı geldi. Biz bunu söyledik ki 2019'da, Şubat'ında ve hatırlayın Türkiye uzun süre tarikatları tartıştı. O dönem çok büyüktü bunun tartışmayı başlatmanın bedeli. Evet. Yani bizim hakkımızda Barış'la birlikte bir koruma kararı alındı ve zordu tarikatlardan bahsetmek. Sonra Türkiye uzun süre tartıştı. O kitap Zekir'deki fotoğraf, bir polisin fotoğrafıyla evet. Başlıyor onu da. Polis, Metastas kitabı bir fotoğraflarla başlıyordu. Fotoğraflarda polis akademisinde biz kitapta mescit diye yazdık. Kitabımızın arkasından polis akademisi açıklama yaptı. Hayır, orası mescit değil, mescidin altındaki depo dedi. Ama görüntüyü hatırlayın. Bir tür seccadelerin, rahlenin olduğu bir ortamda kendilerine polis üniforması verilmiş polis adayları üniformayı kafalarına kadar çekip çuval gibi içerisine girdikleri üniformanın altında zikir yapıyorlardı. Diyeceksiniz ki yaparlar yapmazlar ama neydi bunu ayıran? Neden biz bu fotoğrafları önemsedik derseniz, bugün Google'a virt yazın, menzil yazın, Türkiye'de her tarikatın birbirinden ayrı ritüellerinin olduğunu, giydikleri kıyafetten taktıkları takkenin rengine kadar, menzilcilerin ise zikir demiş olduğumuz şeyi, her tarikatın farklı zikir ritüelleri var, bir örtünün altına girerek yaptıklarını, bu polislerin de ben menzilciyim demenin bir başka yolu olarak kendilerine verilmiş kamu üniformasını adeta bir örtü gibi kullandıklarını anlatarak başlamıştık. Bu çok çarpıcı bir fotoğraftı. Yani kamunun üniforması menzilciliğin sembolü haline geliyor. Bir tarikatın sembolü haline geliyor. Ve örtü biz, oluyor. Örtü oluyor. İnsan çünkü örtü olması ne demek biliyor musunuz? Örtü olması şu demek. Tarikat bir yol. Tasavvuftan gelen bir kavram. Bin yıllık bir ama tarikat şeyhinin özellikle menzilcilerin bizim de zaman zaman yazdığımız haliyle savunduğu şey mürit, mürşide ne kadar biat ederse, gözünü ne kadar kapatırsa o kadar bu yolda rahat ilerler. Bunu savunuyorlar. Doğal olarak örtünün altına girmek aslında bir tür gözünü kapatma eylemi. Mürşit
mürit mürşidin karşısında evet. ölü gibidir diyor. Ölü gibi. Gassal'ın sözü önündeki yani. Meyyit. Anadolu'da böyle yani. Evet. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf. Aa, bu. Nihayetinde biz bu metastaz halinin, yani buna biz metastaz demiştik. Hmm. Bakın kanseri eleştiriyoruz. Polisin içindeki Fethullahçılığı eleştiriyoruz. O gitti diye seviniyoruz ama bence burası depo gibi durmuyor. Depodan fazlasıymış gibi duruyor. Arşiv feyleri evet. açar. Arşiv. Evet ama yani depoyu başka bir şeye çevrilmiş gibi gözüküyor. Zaten o halılardan bu anlaşılıyor. Anlaşılıyor. İbadethane olarak kullanıldı. Anlaşılıyor. Ondan sonra ve işte bu provokasyon, yani bu provokasyonsa da bunun provokasyon sorumlusu gazeteciler değil. Oraya bu halıları yığanlar, burayı ortamı çevirenler. Yine bakın suikast meselesinde tartıştığımız şeylere geldik. Bir sonraki aşamayı nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Oturduk Barış'la ve yayıncımızla. Nihayetinde ortadaki hastalık aynı. Semptomlar farklı olabilir. Ama hastalık aynı ve metastastan bir ileri aşamaya geçmiş durumdayız. Hukuk, adalet, bizim de cezaevinde en çok cezaevinden çıktık. Orada tanıştık. Orada tanıştık. Aa. Bunları hep tartışıyoruz, tartıştık Ruşen Bey'le. Hukuk ve adalet Türkiye'de metastasın bir sonraki aşamasında ölmek üzere. Ölmek üzere belki öldü. Ve tıpkı o insanın, anlattığımız insanın nefes alamıyorum ruh hali, adalette, hukukta yaşamış olduğumuz, devlet düzeninde yaşamış olduğumuz şey aslında bütün topluma sirayet etmiş durumda. Ve biz bunu açığa anlatabilmek için cendere kavramı çok doğru geldi bize. O sıkışmışlığı, o nefes alamamayı ve aslında metastasın bir ilerisinde İnsan sağlığı açısından da kendini, kendi bedenini artık kontrol edememiş olma haline anlatması açısından iyi geldi. Bakın, şimdi... Cendere'nin kapağını bir daha bir arkamdaki dev ekrana getirebilir misiniz sevgili yönetmenim? Ben de ayağa kalkabilir miyim sevgili yönetmenim? Tamam. Evet. TDK'da da iki tanımı var. Birisi manevi baskı. Ha. Evet. Tamam. Bir şeyi buradaki, ezmek, sıkmak. Tamam. Buradaki detaydan tam şey bilmiyorum seyirciler görebilecek mi ama orada iki göz var sol evet. üstte C'nin üzerinde. Çok da kötü bakıyor. Evet. Dalırlar var efendim, dalırlar. Evet, evet. Bu işin içinde para da var galiba. Para var. Efendime söyleyeyim. Cezaevi. Şurada mahpusluk var. Evet. N harfinin üzerinde. O şimdi en son. Alt tarafta bir ne diyelim tarikat mensubu D harfinin içinde. Burada bir E harfinin ortasındaki çıkmada bir silah var. Yani ama yani niye kondurduysanız bu ne harfinin sağ altında da bir pelikan var. Pelikan kuşu var. Bunun alakasını ben anlamadım ama buyurun. Ondan anlatacağım. Kuş var. Kuş var yani. Şimdi... Hani o gün Anadolu Ajansı bir haber yapmıştı. Beyşehir Gölü'nde yalnız evet, pelikan evet. diye bir haber yapmıştı. Nedense mesela Berat Albayrak istifa ettiğinde. Evet. Şimdi bakın. Meşhur sözü bilirsiniz Marx'ın. Özle biçim aynı olsaydı bilime gerek olmazdı. Bilim aslında bütün o görüntünün içindeki özü bulma arayışıdır. Bilim adamı bunu yapar. Yani bakarsınız güneş dünyanın etrafında sizin etrafınıza dönüyormuş gibi görünür ama aslında tam tersidir. Dünya güneşin etrafında dönür. Buna bilim bu çıkar. Biliyorsun bugünlerde video dolaşıyor. 3-4 genç. Evet. Güneş onu, dönüyor. Ona atfederim dönüyor diye hararetli bir şekilde şimdi, tartışıyorlar. Gazeteci de burada devreye girer. Gazeteci de hani biraz önce böyle tartışıyoruz falan ya ben devreye aslında bir şey söylemeye çalışıyorum. Arkada şu var falan diye. Gazeteci de perdenin arkasında yani gölge oyunun arkasındaki elleri göstermeye çalışır. Dikkat edin o fotoğrafların hepsi başka başka elleri simgeliyor. Silah tutan bir el, pelikan da bir el, para tutan bir el, tarikat da bir el. Bu elleri anlatıyoruz. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Ahmet abinin bıraktığı yerden. Daha uzun konuşabilseydim. Ahmet Yavuz'un bıraktığı yerden. Dedi ki ya işte sokaktaki vatandaşlar falan durdu diyor ama asıl durduran asker. Ben de onu söylemiştim zaten bağlarken. Hani devletin bir aklı darbe, bir içindeki bir grup darbe yapmaya çalıştı. Bir aklı da devreye girdi o darbeyi durdu. Bakın şimdi bu kitabın içinden bir şey göstereceğim. Çok gülünç de bir şey. Biz şeyin peşine düştük mesela. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış olduğumuz en elim hadise neydi son yıllarda? 15 Temmuz. 251 tane vatandaşımız sokakta öldü. Mecliste, siz de siyasetçisiniz. Nerede bu darbenin raporu?
Var aslında. Yani araştırma konusunda kuruldu, çıktı. Kuruldu vesaire, basılamadı bir türlü. Çıktı da yani var sonuçta o çok şimdi, uzun. Şimdi. Ama paylaşılmadı. Detaylı. Evet. Şimdi. Ben size Kahraman Kazan oldu ya, Kazan biliyorsunuz darbenin şeyleri. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün darbenin hemen ardından basına çıkan birkaç söylemini okuyayım. Kitaptan okuyorum. Sayfa kaç? Sayfa 217. Akıncılar üstünde önceleri kapıda uzman çavuş veya onbaşılar beklerdi. Ancak baktık kapıda rütbeli subaylar ve özel kıyafetli silahlı sat komandoları vardı. Silahları üzerimize doğrultmuşlardı. O gece çok zorlu anlar yaşadık. Hatta yakıt tankerini patlatıp üssü kullanılmaz hale getirmeyi bile düşündük. 15 dakika boyunca 400 aşkın hain üzerimize ateş açtı. Akıncı 4. Anajet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e 10 bin kişiyle geliyorum, sık bana diye mesaj attı. Şimdi bakın okuyorum. Değil mi? Belediye başkanı. Hı-hı. Şimdi sizi aylar sonra şeye götürüyoruz. Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun meclisteki toplantısına. Doğal olarak her aktörü çağırdığı gibi belediye başkanını da çağırmış. Şimdi Mehmet Erdoğan Muğla milletvekili diyor ki, aynı belediye biraz önce. Kazan belediye Kazan. Başkanı. Şimdi Sayın Başkan, konuşmanıza başlarken o gece Kazan'da olmadığınızı zaten söylediniz ama anlatımınızı sanki oradaymış gibi yaptınız. Belediye başkanı da diyor ki, oradaydım. Yani orada gibiydim. Adeta oradaydım mı diyor. Adeta oradaydım. Ne zaman döndünüz diye soruyor Muğla milletvekili. Onu söyleyeceğim efendim. 12.30 civarlarında bizim Antalya'dan hareketimiz sinyalimizden tespit edilebilir. Sabah saatlerinde direkt hastanelere geçtik. Aslında yok yani darbe yok. Gecesi. Yok. Darbe gecesi. Aslında bütün bu anlatımları yapan kişi. Doğruyu söylemediğini. Atma Ziya. Evet. Zaten. Dili de suçmuş zaten. Zaten bizim bölüm başlığımız da Atma Ziya. Münir Özkul Şener Şen'e mi söylüyordu onu? Evet. Öyle bir şey miydi o? Hangisiydi? Evet. Ve bu kişi bir kamu görevlisi. Olan evet. Ya arkadaşlar, bu kişi sıradan biri değil. Bir vatandaş kendine kahramanlık yapmıyor. Doğal bu kişi oranın belediye başkanından bahsediyoruz. Yazıklar olsun. Yani biraz önce Ahmet abi anlattı ya. Çıktı dedi ki ya, bazıları biz durdurduk falan diye hikayeler anlattılar. O iş öyle değil aslında dedi. Atma Ziya meselesi bu. Bu rapor o yüzden toplumla paylaşılmıyor. Orada konuşulanlar o yüzden toplumla paylaşılmıyor. Çünkü... Ama yani... Sadece bu değildir herhalde. Bunun gibi daha başka bir şey başka şeyler söylemeye yani. Çalışıyorum. Yani yaşadığımız hadiseyle arka planda olan arasındaki fark nedeniyle. Biz Cendere'de hani gazeteci olarak yapmamız gereken şey de bu diye düşünüyoruz. Olanla arka planı yapmak. Şimdi bu mesela konuda, 15 Temmuz'un gri alanlarla ilgili başka bizimle paylaşabileceğiniz çarpıcı bir şey var mı? Yani bu raporla ilgili bölümler var, ayrıntılar var bu kısımda. Şimdi bunun dışında ben mesela iki tane önemli hadiseden bahsedeceğim. Bir tanesini bugün yazdım aslında. Bir de itirafta bulunarak ben o ses kaydını dinledim diye yazdım. Evet. Biraz ama yazı olayın detaylarına hakim olmayanlar için biraz karışık gelebilir. Olabildiğince basitleştirerek. Ben yazıyı okudum. Evet. En başından anlatacağım. Türkiye'de ama isim vermeyeceğim. Sizi de zor durumda bırakmamak için hukuken de basitleştirerek anlatacağım. İki tane şirket var. Bir tanesi Fransız, bir tanesi Türk. Türk şirketi hepimizin, Fransız şirketi de hepimizin hayatında olan mutfak eşyaları şirketi. Fakat Türk şirket bir süre sonra ekonomik kriz yaşıyor. Türk şirket ne şirketi? İkisi de mutfak eşyaları. İkisi de mutfak eşyaları. Evet. Fransız şirkete devroluyor. Doğal olarak Türk şirketin alacaklıları, çok büyük bir paradan söz ediyoruz. Yani ben hesaplayıp 350 milyon demişim o dönemin parasıyla ama bunun çok daha büyük olduğunu anlatılıyor yani. Çok büyük piyasaya borcu var. Doğal olarak alacaklılar o Fransız şirketine diyor ki, bu şirketi siz aldınız, bize ödeyin diyor. Basitleştirerek anlatıyor. Ve alacaklılar kapıya dayanınca alacaklılardan biri de bunu başarıyor. O Fransız şirkete icra gönderip bunu da kazanmayı başarıyor. Alacağını tahsil ediyor oradan. Yani kararı çıkartıyor. Kararı çıkartıyor. Şimdi bir şey oluyor sonra. Bu Fransız şirketinde bir hareketlilik oluyor. Bu kararı nasıl durdururuz? Yani bir kişi bunu alırsa geride kalan 19-20 şirket de devreye girecek ve milyonlarca lira emsal olacak. Ve Fransız şirket belki çok ciddi sıkıntıya girecek.
ve bunu nasıl durdurabiliriz diyor. İşte orada çok hatırlı bir avukat, Cumhurbaşkanı'na yakınlığını kullanan bir avukat, bakın dikkatli kelimeler seçerek söylüyorum, devreye giriyor. Fransız şirketin avukatını, Fransız şirketin CEO'sunu alıyor, Türkiye'de yargı makamını temsil eden çok önemli iki isimle toplantıya götürüyor ve bu toplantıda 5 kişi saydım. İki şirketin yöneticisi, şirketin avukatı ve iki hakim. Bir de Cumhurbaşkanlığıyla yakınlığını kullanan avukat. 5 kişi oturuyorlar. Biz bu alacaklığıyla verilmiş mahkeme kararı nasıl değiştiririz? Bu kararı nasıl bozarız da bu şirketi kurtarırız diye tartışıyorlar. Pazarlık ediyorlar. İsimler burada geçiyor mu? İsimler yok, kısaltma şeklinde yok. Geçiyor ama. Şunu, şunu soralım, şunu rica edelim yok, daha hayır, doğrusu. Yani ben sadece teorik sordum. Ben nasıl belgelendirdiğinizde soralım ki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu 5 kişi içinden bir tanesi şirketin CEO'su olduğunu söylemiştim. Ben ses kaydını dinledim. Ses kaydı şöyle başlıyor. O CEO'nun ofisinden çıkışıyla başlıyor. Çünkü cep telefonunu açmış ses kaydını cebine koymuş. Yani ortam dinlemesi falan değil. Yolda gidişi, girişi, orada yapılan konuşmalar, konuşmalar, çıkışı vedalaşmadan sonra ses kaydı duruyor. Bu kişi niye bunu kaydettin kardeşim diye sorulduğunda, ya ben bütün bu görüşmeleri şirketime rapor ediyorum, bu kayıtları sonra da kulaklığı takıyorum, böyle görüştük, böyle görüştük, böyle görüştük diye yazıyorum. Fakat CEO sonra şirketle, hangisi haklı ben buna ilgilenmiyorum. Yaşadığı krizden sonra işten çıkarılınca bu sefer bu ses kaydını onlara karşı kullanmaya başlıyor ve deşifre ediyor. Tamam. Yani, bu ses kaydını, bu ses kaydı bu sefer alacaklıların eline geçiyor. Alacaklılar bu karar nasıl böyle değiştirilmiş diye çıldırıyorlar tabii ki. Tanık oluyorlar. Ama size çok acı bir şey söyleyeceğim. Normalde bu ses kaydı insanların eline geçse Türkiye'yi sallar ama herkes korkuyor bunun peşine düşmeye. Ancak gazeteciler bizim gibi düşüyor, ses kaydını dinliyor, bu hadiseyi yazıyor. Bu niye önemli derseniz bu şu yüzden önemli. Şunu sorayım, bu kayıt üzerinden herhangi bir soruşturma başlatılıyor Hayır. mu? Başlatılmıyor. Hayır. Peki siz bu kaydı kime şey yaptınız, doğrulattınız? Biz bu kaydı olayın tanıkların, hadisenin taraflarına doğrulattık. Yani mesela o CEO'ya ulaştınız mı yani? Kendi yöntemlerimizle ulaştık. Doğrulattınız. Kendi yöntemlerimizle ulaştık. Güvendiniz, şimdi buna koydunuz. Koyduk. Peki. Şimdi ama burada şu noktaya geleceğim. Burada şöyle yapsak yani süremiz açısından da yani eğer başka da önemli vurgulayacağımız şeyler varsa çeşitlilik sağlamak adına. Var. Şunu söyleyeceğim. Sonuçta biz neden, ben bunu neden anlattım? Bir, burada iki tane hukukçu var. Mahkeme kararları mahkeme salonunda alınır. Dikkat edin, biz bu kitapta ne kimseye FETÖ'cü diyoruz ne kimseye FETÖ'cü değil diyoruz. Ne şu haklı ne bu haklı diyoruz. Biz buradaki usulsüzlükle ilgileniyoruz. Verilen kararın doğruluğuyla yanlışlığıyla bile ilgilenmiyoruz. Mahkeme kararları mahkeme salonunda alınır. Arkada bir odadaki toplantıda alınmaz. Hele o toplantıda. Bilmem kaç milyon verirseniz bu kararlar çözülür denilen cümlelerle hiç alınmaz. Çok fazla Peki. suç var. Bunlar, şimdi ikincisi. Şunları hatırlatalım. Bunlar o ses kaydına dayandırılarak gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kitabında dile getirdiği unsurlar. Nihayetinde yargının bundan sonra bu konularla ilgili harekete gidip geçmeyeceğine bakacağız değil mi Ruşen Bey sonuçta böyle bir durumda? Evet. Aslında doğrudan harekete geçmesi lazım. Bu bir aslında bir noktada suç şifarası. Peki ama yargı şunu diyemez mi? Canım nasıl elde edildiği belli olmayan bir ses kaydı üzerine ben niye harekete geçeyim? Ama araştıracağım. Ceza hukukunda daha farklı bir şey vardı. Bir kere tesadüfen elde edilen delil diye bir kavram var. Yani bu tesadüfen elde edilmiş. Ve bu aslında bir delil. Bunun ses kaydı çözümlenir. Kişiye ait biz öyle davalara da baktık. Mesela bir ses kaydı var. Gökmen Karadağ diye kaydediyor. Siz diyorsunuz ki bana ait değil. Öyle uzmanlar var ki o ses kaydını sizde eşleştiriyor. Ses tellerinize göre eşleştirip bunu doğruluyor. Artık ondan sonra reddedemez hale geliyorsunuz ama birkaç cümle söyleyeyim mi sözde başlamışken bununla ilgili olarak, olayla ilgili olarak. Çünkü şu anlamda söylüyorum. Şimdi bugün kendimi de çok önemli hissediyorum bu açıdan. Bir yargı mensubu olarak avukatlık, yargıçlık, savcılık
Ben Barış Terkoğlu'nu da Aytunç Erkin'i de Yargıtay'da çalışırken de daha öncesinde de bilirim. Onların dışarıdan işin az kısmını görerek, az kısmını yani iceberg'in aslında görünen yüzüne bakabiliyorlar sadece. Zaten ben Barış'ı cezaevinde ziyarete gittiğimde iddianameyi biliyorum ya, hiç cezaevine girmemesi gerekiyordu. Ya iddianame de demin Levent Bey iddianameye dahil değildi ya. Asıl Barış'ın iddianameye dahil olmaması gerekiyordu. Çünkü yanından bile geçmiyor aslında suçu. Ya yanından geçmiyor, 3 ay yattı. Ve o arada da biz tanıştık yani yanına giderek. Evet. Hayır, hiç iddianamede olmaması gerekirken girdi. O yüzden biz buna diyoruz ki düşman ceza hukuku diyoruz. Yani çünkü bu kitap çıkmasın diye yatırıldılar. Yani çok net, çok üzücü, çok şey. Bunları biz söylüyoruz. Haklı da bir şey oluyor. Bana da geliyor Ruşen Bey diyor, siz de mi karamsarsınız diye. Hayır, hiç karamsar değilim. Bunu biz düzelteceğiz. Yani yargıyı adaletli bir hale biz getireceğiz. Bizim sorumluluğumuz. Aytunçlar sayesinde, Barışlar sayesinde yapacağız. Ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Bu cendereden nasıl çıkarız ama cendere şey aslında anlamında. Sonuca gelmeden bir şeyler evet, söyleyeceğim. Yani ben yine devam edeceğim Barış Terkoğlu'na. Ben bir iki tane örnek vereceğim kendi yaşadığım. Hı. Onlar dışarıdan gördüler de şimdi belki beni daha iyi anlayacaklardır. Birincisi Ferhat Sarıkaya. Bu Ferhat Sarıkaya orduya ilk kumpası düzenleyen Cumhuriyet Savcısıydı. Van'da Cumhuriyet Savcısıydı. Bu orada bir iddianame yazdı. O zaman ben Yargıtay savcısıyım. Baktık Allah Allah. Ordu komutanının iddianameye adı öyle bir şey ki Barış'ın kendi iddianamesine adını girmesi gibi ya. Hiç ilgisi yok konuyla. Genelkurmay Başkanı namzedi olacak kişi adı orada bir kirletiliyor. Yani işte deminki operasyonlara geliyoruz ya. Ya biz Yargıtay'dayız. Bakıyor al bu adam burada sanık olmaması lazım. Yani ya da adının hiç geçmemesi. Dam üstüne saksan ya. Ya durup dururken var. Ne sanık ne tanık hiçbir şey ama iddianamede adı var. Rahmetli oldu Yaşar Büyükanıt'tan bahsediyorum filan. Biz Yargıtay'da öyle görüyorduk bunları. Ve o savcıdan şüphelendik ya. Ya nasıl böyle bir şey olur filan. O arada benim Van'da arkadaşlarım var. Operasyonlar çekiliyor. Bizim gibi vesayete dahil olmayan yargıç ve savcılar da süründürüyor o dönemde. Yani çünkü ona karşı çıkıyorlar. Orada da içeride de bir savaş var. Tıpkı bugün adliyelerde bir savaş olduğu gibi. Hani o bize bugün adliyelerde bir savaş mı var? Var tabii. Peki. Adliyelerde bir gruplar arası savaşlar var filan. Özür dileyerek şuraya geleceğim. Aynı Ferhat Sarıkaya cümlemi bitirmek açısından önemli. Ben gene Yargıtay'dayım. O 2010 referandumu oluyor. Daha sonra Ferhat Sarıkaya bu yaptığı işten dolayı o zaman HSYK tabii siyasileşmediği dönemde meslekten atılıyor. Çünkü olacak iş değil bu yani bu yaptığı şey. Diyor ki sen başka bir işe hizmet ediyorsun. Meslekten atılıyor etik değerlere aykırılıktan. Sonra ben 2010'dan sonra Gökmen Bey adliyede bir savcı arkadaşımı ziyarete gidiyorum. 3. katta. 3 ya da 4. Savcılığın odası 3-4 var Ankara Adliyesi'nde o tarihlerde. Ya bir odanın önünden geçerken ya aynen şöyle yapacağım şöyle geçerken Aytunç orada ya. Şöyle bir baktım. Aman efendim ayağa kalkmadan önce yönetmenimden ben izin alıyorum. Siz de izin alın. Yönetmenim kalkabilir mi ayağa? Tamam buyurun kalkın. Ya ben hedef alıyorum. Ruşen Bey bir de beni hedef alıyor hep ya. Yani ben koridorda yürüyorum öyle. Gayri ihtiyari kapı açık olunca savcı ifade alıyor orada. Şöyle bir göz attım. Aa bir baktım Ferhat Sarıkaya. Ya dedim bu meslekten atılmamış mıydı? Hani sizin gözünüzden değil de benim gözümden bakmak anlamında anlatıyorum bunu. Ben de bir savcıyım o zaman ya. Abi kendi arkadaşımın odasına gittim. Üç oda ileride. La dedim aynen böyle. La dedim bu adamın burada ne işi var? Bu meslekten atılmadı mı? Abi dedi referandumdan sonra bunu iş besleye geri almışlar dedi. Tüm bizdeki hakim savcılar paraları da şeyler maaşlar ya. Maaş önemli ya. Hı-hı. Tüm maaşlarını ödemişler adama ya. 200 sene boyunca tazminat olarak yani. Bunca hukuksuzluk yapmış. Allah. 2010'dan sonra mesleğe alınmış. Ve Ankara Adliyesi'ne direkt alınıyor arkadaş padişah ya. Ankara Adliyesi'ne alınıyor. Yoksa benim arkadaşlarım hala sürünüyor. Ankara'ya gelemiyor. Arkadaş direkt oradan başlatılmış. Ve aynı Ferhat Sarıkaya. Aynı Ferhat 15 Temmuz'da tutuklanıyor. Diyor ki benim Van'da diyor yazdığım iddianameyi diyor bana diyor flash bellekle verdiler. Emniyetten. Benim haberim bile yok diyor. Emniyetten aldı polisler. İsmini veriyor müdürün. Şimdi buna bir savcı dedik. Ve bir tane daha örnek var bununla ilgili olarak. Gene çarpıcı. O da İlhan Cihayner'i biliyoruz hepimiz. Evet. O dönemde biz Yargıtay'dayız. İlhan Cihayner orada bir işler yapıyor. Bayram Bozkurt diye bir savcı var. İliç'te. Yediği rüşvetler bilmem neler falan bir sürü. Hatta 18 tane ayrı soruşturma var. Şimdi Yargıtay'da yargılanan Galip Tutar diye bir ceza işleri genel müdürü var. Onun dosyasını çekip alıyor oradan. O başka bir mesele. Ama bunlar çok ayrıntılı tartışılabilir tabii. Bu adam orada... İlhan Cihayner'e gizli tanık oluyor. Meslekten istifa ediyor Gökmen Bey bak. Bayram Bozkurt adıyla meslekten istifa ediyor. İlhan Cihayner'e gizli tanık oluyor. Gizli tanık olması sebebiyle
O sonra ortadan kayboluyor. Bu Ergenekon kumpası yapılıyor ya. Erzincan'da Saldıray Berkler'in o zaman yeni ordu komutanı evet. başlarına dert olan şeyler falan var. Bunları yapıyor o savcı. Bak bu adı savcı ama. Yani bunlar cübbeli hainler diyorum ben. Hani başka açıklaması yok. İki örnek vereceğim dedim. Bu ikincisinin devamı. Şimdi sonra meslekten istifa ediyor. Biz sanıyoruz ki bu adam istifa etti gitti. Daha sonra ben Yargıtay'dan tabii 2010 referandumda olunca beni sürgün olarak Gaziantep'e gönderiyorlar. Gaziantep'ten de sürgün olarak Kırıkkale'ye geliyorum. Kırıkkale'ye geldiğimde Gaziantep'te çalıştığım kaymakam bey de keskin kaymakam. Şey olaydı. Öbür bir kaymakam arkadaşım da Kalecik'te. Biz de tabii ben de orada hakimim, suç ceza hakimiyim. Bir araya geliyoruz. Yani akşamları bir araya geliyoruz. Orada ne yapacaksın? İşte kaymakam, hakim, polis, emniyet falan birbirimizle görüşürüz yani. Bir gün kaymakam bey geldi dedi ki ya dedi abi dedi bizim orada dedi bir şey var dedi, savcı var dedi. Sürekli dedi borsa oynuyor. Karısı Amerika'ya gidiyor. Bir sürü de parası var bu adamın. Nasıl savcı anlamadım. Ya nasıl bir şey dedim bu. Böyle savcı olmaz dedim yani filan. Sonradan bakın ne olmuş biliyor musunuz? Bu hain Bayram Bozkurt estetik abi devlet buna estetik ameliyat yaptırmış. Ve gizlice işte 2010 referandumdan sonra mesleği almış. Adını değiştirmiş. Adını değiştirmiş Hakan Aslan adı. Adı Hakan Aslan olarak savcı olarak keskine konmuş. Yani orada tutuluyor bu adam. Başka bir operasyonda kullanılmak amacıyla duruyor yani. Ve bu adam daha sonra 15 ya şimdi ben orada bunu anlıyorum anlatabiliyor muyum? Bir taraftan da inanamıyoruz. Devletin çöküşü bu ya. Ya olacak iş mi yani? Bunca şeyler yapılmış. Çürüme bu. Bitmiş yani. Evet. Bu adam daha sonra 15 Temmuz'dan sonra yakalanıyor. İtiraf ediyor. Diyor ki ben diyor Amerika'ya gittim. Gitmiş zaten Amerika'ya. Hı-hı. Atlet aldım diyor. Kirli atletini almış Fethullah Gülen. Hoca efendilerinin. Pahalı bir saat verdi bana diyor. Bir sürü itirafta bulunuyor. Hatta Bülent Arınç'ın damadıyla da ilgili itirafları var. Anlatımları var. Filan. Sonra bu adam kaçıyor. Şeyde yakalanıyor. Gaygubet evinde yakalanıyor. İzmir'de. Orada kaçarken ayağı kırılıyor. Orada yakalanıyor. Nasılsa kaçırılıyor. Sonra bir daha yakalanıyor. Sonra bir daha kaçıyor. Hatta tahliye ediliyor. Nasıl tahliye ediliyor anlamıyoruz ama tahliye oluyor. Sonra yurt dışına gidiyor. Makedonya'ya geçerken de bir yakalanıyor. Sonra gene izini kaybediyor. Ve bu adam ortada yok. Ve kaç tane bundan var? Bakın şöyle peki. söyleyeyim. Hani içeriden biri olarak anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar da gazeteci olarak bizlerden haber almaya çalışıyorlar bir yerde. Hani bir şeyler dönüyor. Biz içeride anlamıyoruz kimin haydut olduğunu, kimin terörist olduğunu, kimin ve şu ama şu son sözde şunu söylemek istiyorum. Çok önemli diye düşünüyorum. Bu yargıyı biz düzelteceğiz Gökmen Bey. Peki. Hayatımızda yapacağımız son işte olsa evet bu kitap doğru. Çok üzülüyorum ben burada yazanlardan. Gerçi anlattığınız şeyler ya yıkım başka hiçbir şey değil yani. Keşke bunların hiçbirisinden muhatap olmasak. Hiçbirisi olmasa sadece adalet ve hukukun hakim olduğu bir dünya yaratabilsek. Ama ben bu millete inanıyorum. Halka inanıyorum. Şu yüzden inanıyorum. Şunu ters çevireceğiz. Bugün biliyorsunuz en çok halkın konuştuğu şey ekonomi. %45 işte ekonomiden dolayı iktidara kızıyor. Keşke bilseler ki %5 hukuk adalet arıyor ya. O %5 hukuk adalet arayan bilse ki hukuk adaleti %45 arasa yani ekonominin üzerine çıkarsa adalet hukuku o ekonomide iyi olacak. İyilecek, o siyasette iyi olacak. Her şey iyi olacak. Birbirimize girmeyeceğiz. Bu ülkeyi nasıl kalkındırırız diye bir araya geleceğiz peki. diye düşünüyorum. Ne o kuşlar muşlar koydunuz yönük benim arkamıza bu. Bizi tahrik ediyor şimdi. Yok, bunun anlattığımız bizim işlediğimiz konuyla şey değil o. Yani gecenin bu saati olmuş biraz program. Biraz rahatlayalım istedim. Evet, yani. Aynen öyle. Hani biraz böyle farklı bir halk şey. Halkli bir ayrıcalığı olarak. Çok güzel oldu. Al, görüntü rahatlattı. Programı... Bu arada şunu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Nihayetinde bir gazeteci bir şey ele geçiriyor. Bir kayıt ulaşıyor kendisine. Bu kayıtla ilgili tecrübesi, gazeteci tecrübesi ışığında ilgili şeylere doğrulatmasını yapıyor. Bu iddiaya yer veriyor. O iddiada adı geçen hiçbir şirketin adını vermedik. Cumhurbaşkanlığına yakınlığını kullandığı öne sürülen bir isim olarak söz ettik. O kişiden de asla orada Cumhurbaşkanı çevresindeki bir kadroya yönelik bir genelleyici bir durum yoktur. Ama bundan ötesi bu konuyla ilgili açıklama yapacaksa da o zaman hani kim üstüne alınıyorsa hangi makam açıklama yapabilir, yargı harekete geçirebilir vesaire vesaire. Nasıl bunu... bir cenderedir bu? Evet. Nasıl bir durumdur? Şimdi. Bunu da sizin durumunuz. Şimdi programın tercümesi. Bakın.
Burada biz bir belge koyduk. Bir noter belgesi. Bu noter belgesi yine çok karıştırmadan, yine isim vermeden anlatacağım. Antalya'nın çok ünlü, belki de en ünlü oteller zincirinin ortakları arasındaki ayrılık belgesi. Biz sizden ayrılıyoruz diye noter tebligatı yapılmış. Bu tebligat neden bizim kitabımıza girdi derseniz şu yüzden. Aslında FETÖ'nün, biliyorsunuz, İzmir gibi, Antalya gibi şehirler aynı zamanda onun sermaye gruplarının tabii, çok etkili olduğu şehirlerdir. Bu oteller grubunun yönetimi de dede, oğullar ve torunlar şeklinde 3 kuşaktır devam eden bir yönetim. Bu yönetim 15 Temmuz darbesinden 12 gün sonra toplu olarak gözaltına alındılar. Sonra bırakıldılar. Sonra yeniden bir operasyonlar oldu. Fakat bu iki kardeşin çocukları arasında bir fark var. Bir taraf, yine bakın ben o kelimeyi seçerek kullanıyorum zaten, Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen bir avukatla anlaştı. Öbür taraf bunu yapmamıştı. Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen avukatı tutanlar davada sanık olmadılar. Takipsizlik kararlarını aldılar. Tanık bile olmadılar. Ya bu oteldesiniz, ortaksınız, nasıl bir tanıklık? Buraya bile çağırmadılar. Öbür tarafsa tutuklandı, içeride kaldı filan. İki kaderi ayrıştırmakla kalmıyorum. Bu tebligat ne derseniz. Ay çıktıktan sonra dışarı, tahliye olduktan sonra ailenin öbür fertlerini suçladılar, eleştirdiler. Siz kendinizi kurtarmak için bizi karaladınız dediler ama burada diyor ki siz bununla da kalmadınız. Tuttuğunuz avukat bizi ofisine çağırdı. Dedi ki siz hisselerinizi kuzenlerinize devredeceksiniz. Devretmezseniz mahkemelerde başınıza iş getiririz. diyerek o avukatlık ofisinde tehdide uğradık diye tebligat yapıyorlar. Yazık tebligatla da kalmıyor. Tebligatla da kalmıyor. Bizzat mahkemeye de tehdide uğrayan kişi tanığıyla, hatta diyor ki eğer yalan söylüyorsam o ofise girip çıktığımı kamera kayıt, niye bir avukat çağırır öbür ortakları? Kamera kayıtlarını bulun hakim bey diyor. Adalet senin hakim, beni tehdit etti. Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm. Siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz dedi. Arkadaşımın yanında dedi, şahidin de var, tehdit etti. Söylemeye çalıştığım şey şu. İlk anlattığım hikayedeki avukat var ya, şimdi anlattığım avukat var ya, ikisi birbiriyle birlikte çalışıyorlar. Peki. Şimdi söylemeye çalışıyorum. Türkiye'deki adalet sistemi mafyalaşmış, bazı avukatlık ofislerinde oligarşik olmuş, mahkeme duruşmalarında dağıtılmayan adaletin dağıtıldığı, hiziplerin, oluşumların hem devleti, hem bürokrasiyi, hem yargıyı belirlediği bir düzene kavuşmuş. İşte cendere budur. Peki. Cendere de gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kendi meslek tecrübeleri, disiplinleri doğrultusunda buldukları, şüphe ettikleri, kamu menfaati gördükleri, evet, iddiaları bu şekilde bu şeye gündeme taşıdıkları bir eser. Nihayetinde buradaki bütün iddialar aydınlatacak olan merciler de bellidir. Makamlar da bellidir. Bir izleyicimiz demiş ki, ya demiş eski Türkiye'de olsaydı demiş, bu programda konuşulanlar eski Türkiye'de konuşulsaydı yer yerinden oynardı demiş. Hı hı. Eski Türkiye'de bu programlar konuşulsaydı yer yerinden oynardı demiş. Şimdi ne diyor? Eski Türkiye, yeni Türkiye lafları çok doğru laflar değildir. Türkiye, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'dir. İçinden çıkmamız gereken sorunlar vardır. Bunun yenisi menisi yok. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti vardır. O da devam etmektedir. Peki. Şimdi bakın. Sayın seyirciler. Biz programımıza İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarıyla başladık. Evet. Peki bu kitapta İmamoğlu ile ilgili ne var? İmamoğlu ile ilgili şu var. Bu FETÖ operasyonları sırasında tutuklanan bir kamu hukuku uzmanı, yine adını vermiyorum, isteyen açar, Erkan Karaaslan'ı saklamaya gerek yok. Birçok devlet kurumuna, güvenlik bürokrasisi dahil, danışmanlık yapan bir şey. Ben Erkan Karaaslan, zaten bu bölüm o masum mu suçlu mu tartışmasına girmiyor. Neye giriyor derseniz, Erkan Karaaslan'a CHP'li belediyelere de bu arada danışmanlık hizmeti verdiği için bir kamu hukuku uzmanı değil mi kendisi? Evet, danışmanlık işleri yapan. Kendisine bir cezaevindeyken
kendisine gönderilen bir ziyaretçi vasıtasıyla, iki avukatına bir bakan aracılığıyla, bakanla yapılan görüşme aracılığıyla şu teklif ediliyor. Türkiye İstanbul seçimlerini, biraz önce linç meselesini konuştuk ya, hadisesi tam İstanbul seçimlerinin öncesinde. Türkiye seçime doğru giderken şu teklif ediliyor. Eğer çıkar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Belediye Başkanı adayı olan Özlem Çerçioğlu'na yönelik suçlayıcı, itham edici, onunla suç ortağı olduğun yönünde itiraflarda bulunursan seni bu cezaevinden kurtarırız, kurtarmakla kalmayız, para vesaire bilmem ne diye teklif bulunuyor. İşte biz bu kirli teklifi... Ülkenin ayağa kalkması lazım. Evet, kirli teklifi bir şekilde ahlaksız teklif dedik zaten. Erkan Karasuro bakanın ismini veriyor mu? Veriyor. Yani o görüşmede olduğun... Onun avukatıyla görüşen bakanın ismini biz kitapta da yazdık. Şu an vermiyorum ama sizi. Bakana sordunuz mu? Bakana sorduk bu soruyu. Bakana da hani aradık. Sorularımızı gönderdik. Gördükten sonra ben yanıt vermek istemiyorum dedi. Yani o açıdan da gazetecilik adına, hani mesela demin ilk anlattığım ses kaydı meselesinde de o ses kaydındaki Cumhurbaşkanı'nın yakınını bilen avukatı da aradık mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bu açıdan biz tarafların tamamını aradık. Bakan yanıt vermeyeceğini söyledi. Enteresan. Şu noktaya geliyorum. Yani siz nasıl yargıyı, tam konuştuğumuz hadise bu. Ekrem İmamoğlu seçilmesin, Özlem Çerçioğlu seçilmesin diye. Belki de o adam bu arada suçlu suçsuz tartışmasına girmiyor. Belki suçlu ama bir belediye başkanına karşı, bir belediye başkanına karşı belki bir suçlunun, demin anlattığınız gibi, ifadesini kullanarak onu tahliye etme vaadinde bulunuyorsunuz. Belki suçsuz, suçsuz olduğu halde onu suçluymuş, hem yatırıyorsunuz hem de ifade suçluymuş gibi hem kendi hem de başkalarını yakmaya zorluyorsunuz. Ve bunu yargıda bu iş için kullanıyorsunuz. Neye inanacağız? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Tamam. Yapmadığını, yapmadı zaten fiilen, öyle bir ifadeler de ortaya çıkmadı ve tahliye oldu. Evet, ve tahliye oldu. Yani ya inanılmaz bir yere gidiyoruz. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Belki tam yeri. Ben bu ara bu İhsan Aslan Beyefendi'yi okuyorum ve bazı röportajları da oluyor. Çok önemsiyorum. Burada diyor ki aslında her şeyi açıklıyor. İlk aşamada askeri vesayet vardı. Adım atamıyorduk. Ne zaman ki ciddi bir mücadeleyle askeri vesayeti kaldırdık, orada yılana sarıldık. Fethullah Gülen cemaatini bahsediyor. Onunla diyor işbirliği yaptık. Bunu AK Parti'nin 7 kurucusundan biri söylüyor. Tahmin ettiğimizden fazla onlar işin içine girdi. Hatta onlar diyor lokomotif oldu. Biz arkada icraatta bulunduk. Sonra FETÖ'nün vesayeti gündeme gelmeye başladı. Biz bunu fark ettiğimizde irkildik. Ondan sonra da tabii kıyamet koptu. O güne kadar hukuk içinde kalmaya azami dikkat gösteriyorken, azami dikkat de işte şey, iki tane anlattığım savcı azami dikkat dediği kısım, belki haberi bile yok bunlardan ama işte azami dikkat diyor yani, artık ne desin? Yani azami dikkat de Ferhat Sarıkaya diyor, Bayram Bozkurt estetik yaptırılıyor filan. Yani o dönem yani. Çok dikkat ediyormuş AK Parti o zaman şeye. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik. Bu kısmı önemli bak. 15 Temmuz'dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. İşin içinden gene bu FETÖ yöntemlerini kullanarak, şimdi zaten tam doğruya geliyoruz. Bitmedi. Acaba bugün hangi cumhuriyet savcıları, hangi yargıçlar bu işin içinden çıkacak? Ben burada Bülent Arınç'ın son beyanlarını da önemsiyorum. Orada diyor ki, dün diyor Ergenekon balyozda diyor kullanılan savcı hakimler bugünkü durumu unutmasınlar diye bir şey söylüyor. Ve o yüzden de zaten çok ciddi bir şeye uğradı, eleştiriye uğradı. Ben bunu söylerken şunu da söylemek istiyorum. Bu memleketin 20 bin tane, 21 bin tane yargıç ve cumhuriyet savcısı var. Ben hepsinin namusuyla çalıştığına inanıyorum. İnanmak istiyorum. İnanmak zorundayız. Adaletten ayrılamayız. Hukuktan kopamayız. Dolayısıyla halk da bu noktada doğru bir yere getirmek zorunda. Bizim çünkü bu ülkenin, Anadolu'nun çocukları olarak yargıçları ve savcıları ve adaleti tesis ediyor. O yüzden siyasileri özen göstermeye, bu tür açıklamalardan uzak durmaya, bu özellikle ben her programımda, beni davet edildi her yerde, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza yalvarıyorum. Diyorum ki yargıyı intikal eden konularda ne olur manipülasyon yapmayın. O zaman o yargıç karar veremez hale geliyor. Veya diyelim ki bağımsız, verdiği karar tartışmalı hale geliyor. Siz konuşursanız yargıç bir şey yapamıyor.
Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını yapamıyor. Ya da yapsa bile görünüşte bağımsız olan yargıyı, görünüşte bağımsız olması gereken yargıyı zedeliyoruz. O da zaten temelinden itibaren zarar veriyor. Hiç şeyin içine girmiyoruz. Bir gün program yaparsak adaletin yönetimiyle ilgili avukat olarak yaşadığımız sıkıntılara hiç girmiyoruz yani. İşin aslında biz bu arada lord kısmını konuşuyoruz. Avukat yani. Olarak da olduğunu... sağlığınıza çok dikkat edin. Adliyelerden sürekli çok şey böyle endişe verici yani, haberler geliyor yani. Özellikle şöyle söyleyeyim, COVID tehlikesi anlamında. Bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Avukat olarak biz yani avukatlar geçtikten sonra hep şey diyorum, haftada yani benim günde bir tane duruşmam oluyor, girip çıkıyorum. Eskiden 50-60 tane duruşmam olurdu. Adliyenin içerisinde akşama kadar adliyede kalıyoruz. Adliye bizim hakim savcı sınıfıdır, evidir yani. O hakim savcılar o dosyaları okurken Gökmen Bey çok zorlanıyorlar. Yani çünkü sayfalarca, binlerce sayfa dosya ve bunların içinin hepsi COVID dolu yani. Anlatabiliyor muyum? Ve birçoğu mesela geçen bir duruşmaya gittim. Bana dokundun baktım. Şimdi ne olacak? Geçti mi bir şey acaba? Bilmiyorum ben. Korkuyorum bu anlamda. Peki. Tamam şimdi ya şöyle. Onların durumunu Adalet Bakanlığı'nın anlamasını istiyorum. Tamam. Ben gerçekten şimdi izleyicimiz lazım. Demiş ki Muharrem Söker şaka yapıyor tabii. Gökmen Bey kitabı içinde ne varsa açıkladınız. Kitabı satın almaya gerek kalmadı. Kendisi şaka yaptığını belirtiyor. Gerçekten de daha kitaba ilişkin açıklamadığımız neler neler var. Delikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi kitabın bir bölümü. Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor? Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi? Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı? Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi? Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu? Yargıdaki Pelikan hak yol mücadelesinin perde arkasında ne vardı? FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu? AKP'li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne? Diyanet'in gizli tarikatlar raporu, öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattığı 15 Temmuz raporu. Ya şu Şule Kartal, Şet davası var ya. Ben sizi işsiz bırakacağım. En önemli Kartal İmam Hatip mezun olmak devlette hangi kapıları açıyor? Ben diyorum sizi işsiz bırakacağım. Tamam. Bir başlık da şey, Erdoğan'ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi? Ama onu şu an detaylı konuşamayacağız ama şeyin Aytunç Erkin'in iki gün önceki Sözcü gazetesinde bu konuda yazısı var. Zaten kitapta da var, o da ayrı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aytunç Erkin'e çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tuğba Torun çok teşekkürler. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'la birlikte bu eseri ortaya koydunuz. Okuru bol olsun. Türkiye'nin aydınlanmasına katkı olsun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Size de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.